Uykuya dalmadan önce okuduğum romandaki son cümleler şu şekildeydi. Günümüz teknolojisiyle tasarlayabildiğimiz en hızlı nesne ışık hızının ancak %0,06'sı kadar bir hıza gidebiliyor ve bir insan yürüme hızını ancak 5 milyon kat artırabilirse ışık hızına yaklaşabilir, diyordu. Okuduğum bu cümlelerin çaresizliğiyle gözlerimi kapattığımda zihnimde yer edinen şey, peki ya ışık yavaşlasaydı ne olurdu düşüncesi oldu. Yanıtını düşünmeye bile fırsat bulamadan kendimi o tuhaf gökkuşağına ulaşmak için çabalar halde buldum. Uçuyor muydum, yürüyor muydum ya da koşuyor muydum tam anlayamadım fakat dikkat kesildiğim şey tuhaf renkleriydi. Güneş ışığı sanki farklı bir dünyanın atmosferinde kırılmış da renk tayfına ayrılmış gibiydi. Yaklaştığımda uzaklaşıyor, durduğumda o da duruyordu. Gerçek dünyadaki gibiydi ama biraz daha farklı, kabus gibi. Etrafıma bakındığımda yavaş yavaş farkına vardım ki burası ışığın hakim olduğu bir yer değil. Renkler tuhaflaşıyor, nesneler uzuyor, kısalıyor, yakınlaşıyor, uzaklaşıyor, görüntüler geç geliyor, hareket eden nesnelerde gariplikler ortaya çıkıyor. Işık, bu diyarda saniyede 300 bin kilometre değil, saniyede belki birkaç yüz metre ya da daha da yavaş bir hıza sahip. Burası, ışığın öldüğü anomaliler dünyası. Şu soru eminim aklınızdan birkaç kez geçmiştir. Işık neden saniyede 300 bin kilometre hızla gidiyor? Neden 200 bin veya 600 bin değil ya da farklı herhangi bir değer? Bu sorunun üzerinde durmaya çok gerek yok. Farklı bir hıza elbette sahip olabilirdi. Daha yüksek ya da daha düşük. Aynı soruyu o zaman da soruyor olacaktık. Sonu yok yani. Evren bir tanesine kanaat getirmiş ve bunu seçmiş. Saniyede 300 bin kilometre olarak atadığımız değer ise tamamen dünyalı işi. Belki X-Files dosyalarımızda yer alan galaksinin öte tarafındaki kadim bir uygarlık, ışık hızına 3 günde bir kulaç ilerleme gibi tamamen kendi ölçü birimlerince bir şeyler diyordur. Kim ne derse desin, ışık şeysi gerçekten hızlı. Gelin ne yapalım? Bir yer bulalım. Işığın daha sakin, daha yavaş olduğu, hızının saniyede metrelerle ölçüldüğü hayali bir dünya. Nasıl ki ışık hızına yaklaşmaya başladığınızda, yörelilik etkileri ortaya çıkmaya başlar, daha doğrusu belirginleşirse, benzer şekilde ışığın hızı yavaşladığında da aynı etkileri gözlemlersiniz. Şöyle düşünün, ışık hızının saniyede birkaç kilometreye düşürüldüğü bir dünyada, göreceli olarak senin yürüyüş hızın ışık hızına yaklaşmış olur. Çünkü özel göreliliğe göre hareketin etkileri mutlak hızlara değil, hızınızın ışık hızına oranına bağlıdır. Örneğin ışık hızı saatte 10 kilometre ve senin de hızın saatte 5 kilometre olsaydı, yürüyüş hızın ışık hızının %50'sine ulaşırdı ve görelilik etkilerini günlük hayatta hissetmeye başlar, o meşhur uzamalar, kısalmalar, yavaşlamalar, eğrilip bükülmelerle dolu bir yaşantınız olurdu. Teoride tabii ki. Çünkü ışık bu denli yavaşlarsa tüm canlılar anında ölür, yeryüzündeki yaşam sona erer, dünya ile birlikte güneş sistemi ve belki de tüm evren sil baştan bir yapıya dönerdi. Bu yok oluş gerçekliğini aklımızın bir köşesinde tutarak düşünce deneyimize devam edelim ve ışık yavaşladığında neler olacağına bir bakalım. İçinde bulunduğumuz evrende aklınıza gelen her ne gerçekleşiyor ise, dünyanın çekirdeğinin sıcak kalması, yağmurun yağması, nefes almanız, çayınızın ısınması, mumun erimesi, depremler, piyano çalabilmeniz, koşabilmeniz, ampulün yanması ve düşündüğünüz düşünemediğiniz daha trilyonlarca iş. Evrende bunların olmasını sağlayan sadece 4 güç var ve bunlardan birisi elektromanyetizma. Elektrik ve manyetizma ikilisinin oluşturduğu ortak kuvvet. Ampulü yakan elektrik ile buzdolabınızdaki magneti orada tutan manyetik kuvvet. İşte bu etkiler ortaya çıktığında etkileşimi sağlayan şey foton, yani bildiğimiz ışık, ışığın kuantum hali. Az önce saydıklarımın tamamını ışık gerçekleştiriyor ve biz onu birazdan yavaşlatıyoruz. Işığın hızını azalttığımızda etkilediği her şeyin de yavaşlayacağı aşikar. Atomik seviyelerden evrenin tamamına kadar. Gecenin karanlığında elimi kamp ateşine tutup ısıtmak istediğimde sıcaklığı hissetmem epey bir zaman alacaktır. Çünkü kimyasal bağların kopması, yeniden düzenlenmesi ve elektronların enerji seviyelerinin değişmesi artık yavaş bir ışıkla gerçekleşiyor. Bu sebeple ısının ve ışığın ortaya çıkması hemen olmuyor. Benzer şekilde buz gibi havada yürüyüşe çıktığımda, tenimdeki elektronları etkileyerek üşümemi sağlayacak soğuğu hissetmem belirli bir zaman alacaktır.
sokakta yürürken yürümemi sağlayan zemin ile ayaklarım arasındaki sürtünme kuvveti artık farklı bir değerde ve gerçekleşme hızında olacağından tuhaf bir etki ortaya çıkardı. Ayağımı beton bloğa bastığım anda betondaki atomların tepki süresi gecikeceğinden sanki önce yumuşak çamura basmışım gibi beton hafifçe içine çöker, sonra birden sertleşir ve formunu düzeltirdi. Sokakta hareket eden bütün nesnelerin kısa bir süreliğine bana ulaşan fotonların gecikmesi yüzünden dalgalı ve bal kavanozu içinde hareket ediyorlarmış gibi görürdüm. Bazen yavaşlar, bazen hızlılar, bazen de deforme olmuşlar. Ama bana göre hareket etmediklerinde her şey gayet net. Karşıdan karşıya geçerken birdenbire kendimi ayaklarım yerden kesilmiş acılar içinde buluyorum. Sebebini ilk başta anlayamıyorum çünkü üzerime gelen tüm arabalar oldukça uzaktaydılar. Fakat bana çarpan arabada uzakta görünmesine rağmen aslında bana çarpmış ve çoktan uzaklaşmış görüntüsü bana yeni geliyor. Keza bana çarpmadan önce görseydim bile yine de çarpacaktı çünkü bu sefer sinirsel iletimlerdeki yavaşlık kendi tepki süremi düşüreceği için kendimi büyük olasılıkla tekrar havalanmış bulacaktım. 112 aramak için cep telefonumu çıkardığımda ve tuşlara bastığımda çevirme yapamıyorum. Bu sefer telefon içindeki akım yavaşladığı için çalışma hızı düşüyor. Yağan yağmur altında ortaya çıkan o gökkuşağını yine görüyorum. Işığın kırılma indeksi değiştiği için tuhaf renkleri yine beliriyor. Atmosferdeki moleküllerin saçtığı ışık da farklı renklerde. Bazen yeşil, bazen mor. Güneşin ortaya çıkmasıyla birlikte ayağa kalkıp evime gitmek üzere yürümeye devam ediyorum. Fakat ürkütücü bir şeyi fark ediyorum. Gölgemi. Elimi hareket ettirdikten bir süre sonra gölgem aynı şeyi yapıyor. Sanki benden ayrı bir varlık durmadan beni taklit ediyor. Yavaş yavaş akşama yaklaşırken arabaların farları birdenbire değil yavaşça ortamı aydınlatıyor. Benzer etki sokak lambalarının da başına geliyor. Her şey çok yavaş bir şekilde aydınlıkla buluşuyor. Merdivenlerden ağır ağır çıkıp kapıdan içeri girdiğimde ilk yaptığım şey aynaya bakmak oluyor. Tahmin ettiğim gibi kısa süreliğine vampir modundayım. Aynada önce hiçbir şey yok. Görüntüm ve yansımam gecikmeli olarak geliyor. Tıpkı gölgemde olduğu gibi. Mutfağın ışığını açıyorum fakat yanmıyor. Bir süre bekliyorum, sonra ampul yavaşça aydınlanıyor. Buzdolabımdaki magnetlerin tamamı yerde. Manyetizma zayıfladığı için. Magnetleri toplarken elektrik süpürgesiyle yerin biraz tozunu alıyorum fakat tozlar bir süre havada askıda kalıyor. Sonra süpürge borusunun içine çekiliyor. Televizyonda Galatasaray-Fenerbahçe maçı devam ediyor. Fenerliler çılgın bir sevinç içinde fakat ortada gol yok. Sahadaki tüm oyuncular normal bir şekilde top koşturuyor. Durum anlaşıldı. Dakikalar önce gol olmuş, sahadaki oyuncular sevinçlerini yaşamış fakat gol görüntüsü Fenerli taraftarlara ancak ulaşmış. Güneş batalı çok oldu fakat saat şu anda akşam 11. Işık, dünya üzerinden güneş battıktan saatler sonra tamamen çekiliyor. Işığın yavaşlamasıyla ortaya çıkan etkilerin sadece birkaç tanesini kurgusal olarak fikir vermesi açısından anlatmaya çalıştım. Bu ve buna benzer senaryoların daha binlercesi sayılabilir. Bilgisayarımda size göstermek istediğim ilginizi çekecek bir şey var. Işık hızı yavaşladığında nesneler ve çevreniz gerçekte nasıl görünür? Yani anlattıklarımdan ayrı olarak gerçek manada nasıl görünür? Renk değişimleri nasıl olur, uzamalar, kısalmalar nasıl meydana gelir, sağa sola ya da ileri geri gittiğimizde ortam nasıl bir hal alır, bunları göstereyim biraz. Bunun için MIT Oyun Laboratuvarı tarafından geliştirilen ve ışığın hızının yavaş yavaş yürüme hızına düşürerek özel görevliliğin etkilerini gösteren video oyununa bakalım. Oyundaki amacımız etrafa yayılmış 100 adet sihirli küreyi toplamak. Her küre alışımızda ışığın hızı biraz daha yavaşlıyor. Oyunun başlarında küre toplamak kolayken belirli bir süre sonra yani ışığın hızı iyice yavaşlamaya başlayıp görelilik etkileri ortaya çıkmaya başladığında küre toplamak daha da zorlaşıyor. Yürümeye başlar başlamaz topları toplamaya başladığımda fark ettiğim ilk etki renk kayması oluyor. Bu renk kayması Doppler etkisinden kaynaklanıyor. Doppler etkisi ışık yayan kaynağa doğru hareket ettiğinizde veya uzaklaştığınızda meydana gelen bir etki. Dikkat ettiyseniz ışık yayan kaynaklara doğru yürüdüğümde maviye, uzaklaştığımda ise kırmızıya dönüyorlar. Işığın hızı daha da yavaşladıkça görünmez ışıklar görünür hale geliyor ve parlaklıkları artıyor. Bunun nedeni toplara doğru yürürken normalde olduğundan daha fazla fotona çarpıyor olma. Bu etkiye de searchlight etkisi deniyor. Küreleri toplamaya başladığında
Işığın hızı azaldıkça küreleri toplama hızım artıyor. Bunun böyle görünmesinin nedeni zamanımın beni izleyen birine göre aslında daha yavaş akması. Böylece belirli bir sürede daha fazla mesafe kat edebiliyorum. Bu nedenle ışık hızına yakın aşırı hızlarda hareket eden bir kişi olarak zaman genleşmesi açısından deneyimleyeceğim şey A noktasından B noktasına normalde olduğundan daha hızlı gitmek oluyor. Ayrıca uzunluk daralması etkisi de ortaya çıkmaya başlıyor. Ne kadar hızlı hareket edersem, hareketim yönündeki her şey daralmaya ve sıkışmaya başlıyor ve bu çift yönlü bir etki. Beni dışarıdan izleyen birisi de aynı şekilde benim olduğumdan daha dar göründüğümü söyleyecektir. Işık hızına yakın bir hızla hareket ettiğimde, yanlarından geçtiğim nesnelerde bir eğrilme görülüyor. Yani biraz gerilme ve biraz dönmüş gibi görünme söz konusu. Bu etkiye Terrell etkisi adı veriliyor. Bunu oyunda görebilirsiniz. Sağa ve sola yürüdüğümde dönüyormuşum gibi görünüyor. Ama aslında sadece sağa doğru hareket ediyorum. Gerçekte hiç dönmüyorum. Bu sadece Terrell etkisinden kaynaklanan görünür bir dönüş. Ve tüm topları topladığımızdaysa nihayet ışıkla bir olma hayalimiz gerçekleşiyor ve ışık hızına ulaştığımızda bedenimiz enerjiye dönüşerek sonsuzluğun içinde kaybolup gidiyoruz.